Bugünün programında Şeyma Paşa Yiğit bize anlatacak. Ama Şeyma, izninle asgari ücret tespit komisyonundan ilk sözleri duyduğumuz için ben bir sözü bu kez Olcay'a vermek istiyorum. Olcay bize bir anlatsın. Beklendiği gibi bir açıklama oldu galiba, değil mi Olcay? Şaşırtan bir şey yok. Evet Buket, tam da beklendiğimiz gibi. Aslında Vedat Işıkhan, Çalışma Bakanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer ilgili bakanlar Mehmet Şimşek, Cevdet Yılmaz aynı şeyi söylüyorlar. Çalışanları, emeklilerimizi enflasyona ezdirmedik ve ezdirmeyeceğiz. Şimdi bunun gerçekten son derece sorgulanması gereken bir söylem olduğunu ben düşünüyorum. Eğer gerçekten hükümet çalışanların enflasyona ezdirilmediğini düşünse bu kadar sıklıkla acaba bu sözü yineler miydi? Bunu bir tarafa koymak gerekiyor. İkincisi özellikle işveren kesiminin sürdürülebilirlik vurgusu son derece önemli. Türk İş Heyeti'nin de harcamalar tarafına yaptığı vurgu son derece önemli. Zira 2023 yılının artık tamamlamak üzereyiz. Bugün Kasım ayının 11'i. Asgari ücret 11.402 lira. Tartışılan ya da beklenen rakam 16 ve 17 bin lira aralığında değişiyor. İşte vergi istisnalarından filan söz ediliyor. Ama 2023'ün %64 resmi enflasyon ya da %65 enflasyonla tamamlanacağına düşünürsek ve bunun şiddeti enak enflasyonuna göre 2 katıysa aslında siz %100'ün üzerinde bile zam yapmış olsanız kısa sürede maalesef aldığınız ücret artışları eriyor. Bugün de aslında az önce Ekim ayı işsizlik verileri TÜİK açıkladı. Arabada gelirken Buket hızlıca bir baktım. Geçen yılın ilk 9 ayıyla bu yılın ilk 9 ayında büyüme bir miktar gerilemiş. Buna rağmen bir miktar 1 milyona yakın bir yeni istihdam olanağı yaratılmış. Burada bakıldığında sanayide çok küçük bir artış söz konusuyken hizmetler sektöründe ciddi bir artış varmış gibi görünüyor. Ben bunu şuna bağlıyorum. Türkiye'de özellikle yoksullukta eşitlik süreci yaşanıyor. Milyonlarca insan kredi kartlarına borçlu, bankalara borçlu, ihtiyaç kredisi, otomobil kredisi, konut kredisi ve ne olursa olsun iş bulup çalışmaya çalışıyor. İş bulmaya çalışıyor ve bulduğu işte de ücreti dikkate almadan kendisini oraya deyim yerindeyse atıyor. Dolayısıyla 2024 yılında yapılacak enflasyona bağlı olarak tabii bu hedef enflasyonun 2024'te %36 olduğunu düşünürsek yılın ikinci yarısında da %65 en iyimser rakamla enflasyonun tamamlanacağını düşünürsek %40 45 ve belki de %50 bir artış söz konusu olacak. Ama 2024 yılında buna inanarak söylüyorum. Özellikle 31 Mart yerel seçimleri sonrasında iktidarın önünde 4 yıl genel seçimler, 5 yılda yerel seçimlere zaman olacak. Dolayısıyla enflasyonun özellikle 1 Ocak'tan itibaren maaşlarında görece iyileşecek olan emeklilerde, sabit gelirlerde ve asgari ücretler üzerinden baskılanması konusunda yoğun bir süreç yaşanacağını söyleyebiliriz. O nedenle bu görüşmelerin 4 turu olacak. İlk turu bugün yapılıyor. Son derece önemli. İşveren kesiminin zaten durumu, pozisyonu belli ama Türk İş Heyeti'nin çabaları burada son derece önemli görüyorum. Türk İş'le yaptığım görüşmelerde Buket üçlü mutabakatla bu işin bağlanma olasılığını görece zayıf görüyorlar. Ama tabii erken bir şey söylemek çok da doğru olmayabilir. Hep birlikte 4. toplantıyı ve açıklanacak rakamı beklemek gerekiyor. Bekleyip göreceğiz. Başka çare yok. Beklerken de bir taraftan da ne o takip ettiğimiz diğer konu? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bütçe görüşmeleri. Şeyma Paşa Yiğit. Bir taraftan asgari ücret meselesi konuşuluyor. Bir taraftan bütçe ne peki? Bütçede nerede, nereye, nasıl ayrılacak yeni yıl için? Bütçe sunumunu Cevdet Yılmaz yaptı. Sonrasında ne bekleniyor? Şimdi kürsü sırası muhalefette. Muhalefetin en çok eleştirdiği konu ise elbette bütçe açığı ve enflasyon. Saat 12'de açıldı genel kurul. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş açtı genel kurulu. Bütçe maratonunun genel kurulu aşaması bu şekilde başlamış oldu. 14 gün boyunca kesintisiz devam edecek. Meclisin en önemli faaliyetinin bütçe yapma faaliyeti olduğunun da altını tekrar tekrar çizelim. Numan Kurtulmuş genel kurulu açtı. Sonrasında Cumhurbaşkanlığı adına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vardı. 2026 yılında enflasyon
enflasyonu tek haneye düşüreceklerini söyledi. Muhalefetin en çok eleştirisi ise bir enflasyon, iki bütçe açığı. Zira 8,5 trilyon gelir varken 11 trilyon gider görünüyor bütçede. Bu da 2,5 trilyon bütçe açığı demek. Henüz daha bütçe yapımına başlanırken bu şekilde olmasının yıl içerisinde daha da açık getireceğini söylüyor muhalefet partileri. Önce Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşüldü 2024 bütçesi. Muhalefetin önergeleri vardı, önemli önergelerdi. 36 gün sürdüğünü söyleyelim Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmelerin, 200 saati aşkın milletvekilleri mesai yaptı ve muhalefetin çeşitli önerileri vardı. Öğretmenlere ikramiye verilmesi 24 Kasım'da, köy ve kasabalara yakacak yardımı yapılması, kadın istihdamının artırılması için ayrı bir ödenek oluşturulması, çiftçilere ÖTV'siz mazot verilmesi, öğrencilere ücretsiz yemek verilmesi için muhalefet tek tek önerge sundu ama bu önergeler komisyon aşamasında AK Parti ve MHP oylarıyla tek tek reddedildi. Şimdi yeni önergeler hazırlıyor muhalefet. Bugün geneli üzerinde görüşülecek. Yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesinden başlanacak. Sonra bakanlıkların bütçeleri görüşülecek. En son Cumhurbaşkanlığı bütçesi görüşülecek ve son gün tümü üzerinde görüşülecek ve 24 Aralık'ta bütçe maratonu tamamlanmış olacak. Bugün Cevdet Yılmaz kürsüdeydi. Sonra teker teker gruplara söz hakkı veriliyor. Her bir grubun bir saat söz hakkı olduğunu ifade edelim. Şu an Saadet Partisi'nde söz hakkı. Sonra İyi Parti'ye geçecek. Saadet Partisi de, İyi Parti de, MHP de grup başkan vekilleri düzeyinde konuşmalar yapıyor. İyi Parti'den sonra MHP grubunda olacak söz. Aynı zamanda Devlet Bahçeli, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de genel kurul salonunda, bunu da ifade edelim. HDP eş başkanlar düzeyinde konuşacak. Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakıran konuşacak. Ardından söz Cumhuriyet Halk Partisi'nde olacak ve Özgür Özel ilk kez genel başkan olduktan sonra ilk kez bütçe konuşması yapacak. Bu yüzden performansına bakacak milletvekilleri. Nelere değinecek onu takip edeceğiz. Sonrasında da Cumhuriyet Halk Partisi'nden sonra da söz AK Parti'de olacak. AK Parti adına da Grup Başkanı Abdullah Güler konuşacak ve bugün geneli üzerinde görüşmeler tamamlandıktan sonra 14 günlük maraton yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesiyle devam edecek. 24 Aralık'ta da bütçe görüşmeleri son bulacak. Buket. Özgür Özel'in konuşması, senin anlattığın bu takvim ve zamanlamaya göre saat 18'e falan denk geliyor galiba, değil mi Şeyma? 18. Her bir grubun bir saat söz hakkı var. Şu an Saadet Partisi'nde, sonra İyi Parti'ye geçecek, MHP'ye geçecek, HDP'ye geçecek. Sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi'nde olacak söz. Takriben o dakikalara denk gelecektir. Parantez açalım ama herhangi bir tartışma olmaz ise ve herhangi bir uzun bir ara verilmez ise 18'i bulacaktır. Şeyma, teşekkürler verdiğin bilgiler için. Tabii bu şey yani önemli, bu not önemli. Herhangi bir tartışma olmazsa önceki meclisteki o bütçe görüşmelerinde çok ciddi tartışmalar oluyordu. Üzerine uzun uzun da haber yapıyorduk. Şimdi biraz daha sakin olabilir mi acaba diye. Bakalım, bekleyip göreceğiz, takip edeceğiz size de.